Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Soru cevap videolarının ikincisine hoş geldiniz. Bir önceki videoyu dün yayınladım biliyorsunuz. Ona da ilgi oldu. Birçok soruyu da yanıtlamış olduk. O yüzden devam ediyorum. Yani aslına bakarsanız 10 tane falan soru cevap videosu çeksem anca cevaplarım bu soruları. Ama ben içlerinden seçmeye çalışıyorum en çok sorulan soruları, en faydalı olabilecek cevapları da onlara göre vermeye çalışıyorum. Soru cevap videoları devam edecek. Özellikle bu videoların altına sorularınızı yazarsanız onlardan ilerleriz. O soruları videolarını bir sonrakilerde çekeriz. Böylece bütün soruları yanıtlamış oluruz neredeyse arkadaşlar. Genel soruları yanıtlamaya çalışıyorum ki çok fazla aynı soru var. Onların hepsine yanıt olsun diye. Çok spesifik sorular da geliyor. Onları da yanıtlıyorum. Çünkü o spesifik soru için bir video çekmek anlamsız olabiliyor bazen. Yani küçücük bir cevabı olan ya da o kadar detaya inmeme gerek olmayacak videolar oluyor. Onları da burada cevaplıyorum. O yüzden bu soru cevap videoları iyi oldu açıkçası. İzlemenizi tavsiye ederim. Birçok sorunuza cevap bulabilirsiniz bu videolarda. Çünkü devam edecek. Şu an ikincisini çekiyoruz ama devam edecek arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoyu izlemediyseniz önce onu şuradan izlemenizi tavsiye ederim. Soru cevap 1 videosunu. Sonra 2'ye devam ederseniz daha iyi olur. Bugün neler var sorularda? Okullar çok mu zor? Çalışma izni var mı? Çalışarak geçinebilir miyim? Almanca için en iyi kurs hangisidir? Sınav stresi. Üniversite sistemi başvuruyoruz. Almanya'da lisans tamamlama nedir? Bu gibi sorular var arkadaşlar. Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Başlayalım o zaman. İlk sorumuz Almanya'da, şuraya da bakalım. Okullar çok mu zor? Arkadaşlar Almanya'daki eğitim sistemi, Almanya'daki üniversite eğitim sistemi Türkiye'deki gibi değil. Alışık olduğumuzun dışında bir eğitim sistemi var. Şöyle zor. Tabii ki bir kere yabancı dilde eğitim alıyorsunuz. Onun bir zorluğu olacaktır haliyle. Eğer diliniz çok çok iyi değilse ilk başlarda en azından zorluğu olacaktır. Onun dışında da herkes üniversitede sizden kendinizi geliştirmenizi bekliyor. Yani okulda size bir şey öğrettiler. Eve gidip onu tekrar ettiniz. Bitti şeklinde bir eğitim sistemi yok. Böyle yaparsanız başarısız olursunuz. Bunu Türkiye'de yapsanız muhtemelen bir şekilde dersi geçersiniz. Ama Almanya'da bu sizin için yeterli olmayabilir açıkçası. Şöyle bir şey var. Kimse size şunu yapın, şunu yapın, şunu yapın demiyor. Ama insanlar aldıkları dersle ilgili eve geldiklerinde araştırmalar yapıyorlar, makaleler okuyorlar, videolar izliyorlar. Bir şekilde o işle ilgili tecrübe edinmeye çalışıyorlar. Başka kitap kaynaklardan başka kitaplar okuyorlar. Ve kimse onlara bunları yap demeden yapıyorlar. O dersi bir şekilde öğrenmeye, sindirmeye çalışıyorlar. Çünkü eğer öğrenmeyeceksem neden oraya gideyim diye düşünüyor herkes. Boşuna zaman kaybı gibi düşünüyor. Yani çok fazla böyle boşu boşuna okuyan yok açıkçası. O yüzden siz de çalışmayı seviyorsanız, düzenli şekilde ders çalışmayı seviyorsanız, okulu seviyorsanız, kendi kendinize bir şeyleri araştırmayı seviyorsanız, o zaman derslerde başarılı olabilirsiniz arkadaşlar. Almanya'da okullar çok zormuş, kimse okulu bitiremiyormuş gibi şeylere çok fazla inanmayın. Bu sizinle alakalı bir şey. Sizin yapınızda böyle bir şey varsa, yani çalışmayı seviyorsanız, araştırmayı, okumayı, o zaman çok da zor değil yani. Tabii ki geçebilirsiniz. Çalışkan olmayan insanlar için zor. Hem yabancı dil hem de Almanya eğitim sistemi zor, evet. Çalışkansanız Almanya'da üniversite okumayı göze alın derim arkadaşlar. Evet, ikinci soru. Çalışma izni var mı? Almanya'da çalışma izni öğrenciler için part-time olarak var arkadaşlar. Part-time'da haftada 20 saate tekabül ediyor. Yaklaşık çalışma saati Almanya'da haftalık full-time olduğu zaman 40 saattir. En az da 36 saattir. Yani 36 saat çalışıyorsunuz Almanya'da. Ortalaması 40 saattir. 40'tan fazla çalışırsanız genelde ekstraya girer, ekstra ödemenizi alırsınız. Çalışma saatleri çok insani. Kimse size mesela Almanya'da işiniz bittiğinde, mesela saat 5'te işiniz bitiyor ve 5'te işten çıkıyorsunuz. Kimse size neden 5'te çıktın diye böyle ters ters bakmaz. Buradaki özel şirketlerde çok tecrübem oldu. Yani 5'te biten mesaiden 5'te çıkmak, tam 5'te çıkmak sanki böyle hemen çıkmayalım, en son biz çıkalım. Sanki böyle kötü bir şeymiş gibi oluyor. İnanılmaz bir şekilde saçma, bunu anlamak da çok zor.
5-10 geçe çıkınca daha iyi oluyor böyle. Gördünüz mü bak, ben hemen acele acele kaçmadım gibi. Halbuki 5'ten sonra sen bana para ödemiyorsun. Tabii ki 5'te çıkacağım. Nereden nereye geldim? Bir dokun bin ah işit oldu ama. Çalışma izni var arkadaşlar. Kısacası bu çalışma şartları ile ilgili apayrı bir video çekeceğim. Onlardan bahsedeceğim. İzin var. Haftada 20 saat arkadaşlar. Bu da part-time çalışma izni. Öğrenci işleri de bulabilirsiniz bunlarla alakalı. Zaten bir sonraki sorumuz da çalışarak geçinebilir miyim olmuş. Bana sorarsanız alım gücü çok yüksek olduğu için Almanya'da part-time çalışarak bir öğrenci rahatlıkla geçinebilir arkadaşlar. Aylık 800 ile 1000 euro arasında eğer çalışırsanız, gerçekten tembellik yapmazsanız kazanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve bu da size ilk etapta yeterli olacaktır. Ek işler, mini job işler yapabilirsiniz. 450 euroya kadar haftalık 10 saate tekabül eden işler var. Mini job'dur bunların adı. O da size 450 euro kazandırır. Öyle bir işte de destekleyebilirsiniz. Böylece geçinebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani en azından aç kalmazsınız bir kere. Çünkü market, Lebensmittel dedikleri şeyler, market alışverişi çok ucuz. 50 euroya, 100 euroya böyle ağzına kadar arabayı doldurabilirsiniz. O yüzden burada çok fazla sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum o açıdan. Tabii ki iş bulana kadar, orada Almancanız bir noktaya gelene kadar vesaire, geçinecek parayı yanınızda getirmenizde fayda var. Çünkü hemen anında iş bulamayabilirsiniz tabii ki. Şanslıysanız bulursunuz da. Ama ona güvenmemek gerekiyor. O yüzden bir miktar parayla gitmekte fayda var ve bir miktar Almanca ile gitmekte fayda var. Bunu hep söylüyorum. Sıfır Almanca ile gitmeyin arkadaşlar. Birazcık bir şeyler öğrenin. Öyle gidin Almanya'ya ki en azından inanın ki o öğrendiğiniz Almanca bile Almanya'ya gittiğinizde sıfır olacak zaten. Yani siz, çünkü çok fazla pratik yapmadan öğrenirseniz Almanya'ya gittiğinizde, siz 100 öğrendiyseniz sıfır olmasa da 40'a düşecek. Yani çünkü başka bir şey var orada. Sokakta başka bir aksanla konuşuluyor olacak. Onları anlamıyor olacaksınız. O yüzden size öneririm, biraz Almanca ile gitmekte fayda var. Müsaadenizle bugün Apfelsaft içiyorum. Boğazım kurumasın diye. Almanca için en iyi kurs hangisidir? Almanca için en iyi kurs bana sorarsanız Goethe Enstitüleridir arkadaşlar. Ben sadece oraya gittim Türkiye'de. Almanya'da çok fazla alternatif var. Berlin'de Hartnackschule'ye gitmiştim mesela. Onu önerebilirim. Ama Türkiye'deki okullarda Goethe Enstitüsü dışında bir yere gitmedim. Bana kalırsa da en iyi yer orasıdır açıkçası. Onun dışındaki yerleri bilmediğim için çok fazla yorum yapmıyorum ama çok fazla güvenmedim açıkçası. Gitmek istemedim. Belki vardır çok iyi kurslar. Bilemiyorum. Varsa bildiğiniz ve çok memnun kaldığınız, aşağıya yorum olarak yazın. İnsanlar bilsin, faydalansın. Ama İstanbul ve İzmir için söyleyebilirim sadece, Goethe Enstitüleri en ileridir. Diğerlerine göre birazcık daha pahalılar ama eğitime harcadığınız paraya çok da fazla acımayın. Çok öyle uçuk fiyat farkları da yok açıkçası. Şimdi sınav stresinden bahsetmiş bir arkadaşımız. O soru da şuradaydı. Yani B2, B1 sınavına gireceğim. B2 de var aynı şekilde. Siz nasıl öğrendiniz? Sınav stresinden nasıl kurtulabilirim? Arkadaşlar, çalışırsanız stres olmazsınız zaten. Benim Almanca hikayem daha geçmişe dayanıyor. Ben de hala deliler gibi çalışıyorum Almanca. Yani Almanca hazırlık okudum İzmir Atatürk Lisesi'nde. Oradan geliyor. Daha sonra Almanya'da dil kursu, burada dil kursları vesaire. Ya ama okumadığınız zaman, dinlemediğiniz zaman, konuşmadığınız zaman sizi bırakır zaten Almanca. O yüzden çalışırsanız zaten sınav stresi olmaz arkadaşlar. Gerçekten iyi çalışırsanız sınavda stres olmanıza gerek yok. Zaten ben bu sınav stresini çok fazlasını anlamıyorum. Sınav stresi olabilir insanda, normal, ama sınavda çıkacak şeyler belli arkadaşlar zaten. Yani onlara çalışıyorsunuz. Beklediğinizin dışında bir şey çıkarsa okey. Ama onlara çalışıyorsunuz ve onlara giriyorsunuz, onlara yapıyorsunuz. Yani böyle dediğim gibi dünkü videoda da söylemiştim. Yani ahiret sorusu sormuyorlar. O yüzden çalışın, çalışın, çalışın arkadaşlar. Çalıştıktan sonra sınav stresi olmaz. İnanın bana. Devam ediyorum. Çok soru var yine. İçlerinden seçiyorum. Bu arada dediğim gibi cevaplayamadığım sorular oluyorsa, atladığım sorular oluyorsa Instagram'a da bakalım bir yandan.
Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya şöyle içlerinden seçmeye çalışıyorum sadece. En böyle ortak olabilecek. Atladıklarımı da bir sonraki videolarda bir şekilde size şey yaparım arkadaşlar. Yanıtlarım mutlaka. Uniasist'e mi başvuruyorum yoksa işte oradaki abim okuldan kabul alabilir mi bana demiş. Arkadaşlar birçok okul Uniasist üzerinden başvuru alıyor. Yani evraklarınızı inceleyen bir aracı kurumdur Uniasist. Pardon. O yüzden Uniasist'in olmadığı okullar çok nadirdir diye biliyorum. Uniasist üzerinden gitmekte fayda var. Zaten yani Uniasist üzerinden gitmekte fayda var derken eğer oradan başvuru alınıyorsa zaten mecburen oradan yapacaksınız. Alınmıyorsa direkt başvuru yapacaksınız ama alınmayan okula ben denk gelmedim. O yüzden Uniasist nedir, nasıl okul bulunur, nasıl başvuru yapılır o videoyu izlemediyseniz ona da buradan gidebilirsiniz. O apayrı bir başlık çünkü. Almanya'da lisans tamamlama. Arkadaşlar Almanya'da lisans tamamlama ile ilgili Almanya'da lisans tamamlama diye bir şey var ama aslında birazcık lisansa yeniden başlama gibi bir durum söz konusu. Onunla da ilgili bir video çekmiştim. Onu da şuradan giderek izleyebilirsiniz. O konuyu uzun uzun anlattım. Dışarıda çekmiştim hatta o videoyu. Oraya gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet, böylece bir 8-10 tane daha soru cevaplamış olduk. Başka var mı diye şöyle bir bakıyorum. Şöyle bir kısaca bakıyorum arkadaşlar. Çok var, sigorta mevzuları falan var ama bunlar yine biraz daha uzun konuları olduğu için onlara ayrı bir videoda değineceğim arkadaşlar. Umarım bugünkü soru cevap videosu da sizin için faydalı olmuştur. Bunlara devam edeceğim. Sorularınız varsa videonun altına yazın. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.